CNN Türk ekranlarından sağlık kontrolü programından herkese günaydın, iyi haftalar. Ben Burçak Güvenç. Ben dermatoloji uzman doktor Ulaş Güvenç. Bu hafta yine sağlık kontrolü ekibi olarak sizlere harika bir program hazırladık. Birazdan alanında uzman 5 tane harika konuğumuzla sizlerin sağlığınız hakkında merak ediniz her şeyi burada cevaplayacağız. O zaman ne diyoruz? Sağlık kontrolü başlıyor. Müzik Evet sevgili seyirciler şimdi stüdyolarımızda osteopat ve kadın sağlığı fizyoterapisti Kübra Erkut bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hoş geldiniz Kübra Hocam. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum ben osteopat nedir? Hani birçok kişinin belki duymadığı evet. bir terim. Evet. Siz bu konuda bilgi verirseniz. E, tabii ki osteopat aslında bedeni bütüncül olarak bakan kişidir. Hı hı. Ve e, bizler fizyoterapist olduk öncelikle. Hı. Türkiye'deki sistemde fizyoterapist ya da tıp fakültesi mezunu olan kişiler osteopati eğitimi alabiliyorlar. Ve fizyoterapistken genelde şu şekilde bakıyorduk olaya. İşte bel ağrısı yaşayarak bize gelen kişinin sadece beline bakıyorduk. Sırt ağrısı yaşayan kişinin sadece sırtına bakıyorduk. Ama osteopati bize çok daha başka bir vizyon kazandırdı. Bedene bütüncül olarak bakmaya başladık osteopatiyle beraber. Ve 5 senelik bir diploma programıydı Türkiye'de. Ee, ne yapıyoruz? Belavresi'ye gelen kişinin aslında önce bir anamnezini, hikayesini çok derin bir şekilde almak gerekiyor burada. Ee, ağrısı başladığı sırada aslında hayatında başka neler oluyordu ve başka hangi hastalıkları vardı? Belki de... Başka karaciğer problemine de sahipti ve karaciğer probleminin tetiklediği bir bel ağrısı yaşıyordu. Refleks yollarla, spinal kort üzerinden refleks yollarla bir bel ağrısı yaşıyordu. Ya da belki böbrek probleminden tetiklenmişti bu. Böyle bir durumla karşı karşıyaysak ve patolojik bir durum varsa tabii ki önce uzman hekimle ilerlememiz gerekiyor. Ama bazen de ortada henüz bir patoloji olmuyor sadece dolaşım program, problemi yaşayabiliyor organ ya da organın da kendi içerisinde bir hareketliliği vardır. Motilite diyoruz biz ona. Nasıl ki ben her nefes alışverişimde karnımın hareketine tanıklık edebiliyorsam aslında içeride organın da göremediğim bir hareketliliği var. Ve oradaki bir dolaşım bozukluğu, hareket sınırlanması o organın hareketliliğini olumsuz etkileyebiliyor. İlk etapta bu bir patoloji olmuyor. Herhangi bir hastalık karşımıza çıkmıyor. Ama bu organ hareketliliğindeki kısıtlılık bütün bu sistemi olumsuz etkilemeye başlıyor. Bir osteopatsi ve karaciğerinizle ilgili hareket hiç kısıtlılığı gördüm dediği zaman karaciğer hastalığı yaşamıyorsunuzdur. Ama karaciğerin hareketliliğinde bir kısıtlılık vardır ve belki de çok daha ileri dönemde bir patolojiye dönüşmesinin de önüne geçilebilir o gün orada o motrite düzeltilirse, hareketlilik düzeltilirse ve belki de baktığınız o motrite düzeltilince bel arası ortadan kalkar. Yani biz osteopat teriminden bütünsel yaklaşımı Kesinlikle evet. Peki, hem organlar hem kafatası onu da Kadın sağlığı açısından fizyoterapinin yeri nedir? Evet kadın sağlığı açısından fizyoterapinin yeri oldukça önemlidir. Çünkü işte pelvis kemiğimiz bedenin pelvisi burada. Pelvis aslında bedenin gerçekten de işte kolonlarının inşa edildiği merkez gibi yapı, altyapı gibi düşünülebilir. Ve e, Başka omurga problemleri ya da başka problemlerle gelen kişilerde bile biz pelvik taban problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Oraya gelmeden önce zaten pek çok kadın hastalığında aslında pelvik taban problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Ama pelvik taban biraz e, haberdar olmadığımız, dışarıda kalan, daha az çalıştığımız bir alan olarak kalıyor. Onları çalışan pelvik taban kasları üzerinden ve çevreyi çalışan, çevre yapıları çalışan fizyoterapisttir diyebiliriz kadın sağlığı fizyoterapisti. Hangi hastalıklarda peki e, bu bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz? Ha primerolar birinci Hı -hı. derecede aslında işte inkontinans gibi organ sarkması gibi kadın hastalıklarını Hı -hı. ele alabiliriz. Ya da genital bölgedeki ağrılar, alt batın bölgesindeki açıklanamayan ağrılar yine kadın sağlığı fizyoterapistinin Hı -hı. alanına girer. Hı -hı. Ee, en şaşırdığım hastamı size anlatmak isterim eğer Peki. uygunsa. Tabii mutlu Tabii Benim de şaşırtan bir vakaydı çünkü. O. Benim aynı zamanda arkadaşım kendisi. Selamlarımı da iletiyorum buradan kendisine doğumdan sonra alt batında çok ciddi bir ağrı yaşadığından bahsetmişti ve aynı zamanlarda doğum yapmışız biz onunla. Aradan dört buçuk yıl geçtikten sonra hala ağrısı devam ediyor. Gastroenteroloğa gitmiş, herhangi bir sorun yok. İşte prebiyotik, probiyotik takviyeler almış. Genel cerrahi görmüş, kendisine jinekolog görmüş. Osteopat arkadaşlara gitmiş, manuel terapist arkadaşlara gitmiş. Kendisi de fizyoterapist, egzersizini güzel yapıyor. Ama bu ağrı ortadan kalkmıyor. Ve bir vesileyle bir araya gelebildik biz dört buçuk senenin sonunda. Bir araya geldiğimizde değerlendirme yaptığımızda evet hem alt batın fasyası çok gergindi ama pelvik tabanı çok gergindi. çok garip gelebiliyor. Pelvik tabanla ne alaka alt batın organlarının olduğu evet. bölgede bir ağrı yaşamak? aslında çok alakalı çünkü... Biz fizyoterapistler olarak kaslarla çalışıyoruz ve trigger point denen şeyler var kaslarda. Kaslardaki trigger pointler hem noktasal, bölgesel ağrılar ve hassasiyetler oluşturabiliyor hem de açıklanamayan, yansıyan ağrılar oluşturabiliyor. O yüzden bu bölgede yansıyan ağrılar, bazen bacakta yansıyan ağrılar, karında yansıyan ağrılar olarak karşımıza çıkıyor. Biz o arkadaşın ofisinde bir çalışma yapmıştık. Başka bir çalışma için yanına gitmiştim ben ve bir seans çalışma fırsatımız oldu pelvik taban. Ee, ve daha sonrasında ağrılarının geçtiğini söyledi bana. Ben de bu kadar hızlı bir sonuç beklemiyordum. Peki şaşırdım. her hastada böyle tek seansta sonuç alınabiliyor mu yoksa genelde ee, belli bir süre gerekiyor mu? Bu da çok güzel bir soru çünkü hastalar da en çok bunu merak ediyorlar gerçekten. Ee, her zaman tek seansta sonuç almak mümkün değil ne yazık ki. Ama... Eğer sadece bir farkındalık sorunu yaşıyorsak biz pelvik tabanda ve bu farkındalığı o anda da iletişimi güçlü birisiyle karşılaşmışsak dediklerimizi çok iyi anlayıp hayatına geçirebiliyorsa evet bir seansta çözüm alabiliriz. Bu arkadaşın bir fizyoterapisti ve onunla bir seansta çözüm alabildik o yüzden. Bazen de e, sadece pelvik taban kaslarının doğru kasılmasını öğrenebilmek için bile birkaç seansa ihtiyacımız olabiliyor. O tip durumlarda da belki 6-8 seans, belki 10 seans gerekebiliyor ama yine de çok çok uzamaz süreçler. Peki Sadece hastalık durumunda değil de günlük hayatta yürüme şekli, oturuş biçimi, hareket davranış terbiyesi açısından da osteopatın yeri var mıdır? Kesinlikle vardır. Aslında yaşam alışkanlıklarımızla ilgilidir. Burada en çok nasıl karşımıza çıkıyor? Bazen biz işte hikayesini alıyoruz dedik çok detaylı konuşuyoruz neler yaşıyor, nasıl gününü geçiriyor diye... Bir yaşam alışkanlığını değiştirdiğimizde de semptomlar ortadan kalkabilir. Orada kişinin yaşam alışkanlıklarını değerlendirmek lazım. İşte çiğneme alışkanlıkları nedir? Hızlı mı yer yoksa yavaş mı yer? Günlük yaşam içerisinde daha çok oturuyor mudur yoksa ayakta mıdır? Bütün bunları değerlendirmek de sürecin bir parçası gerçekten. Evet hem tedavi edici hem de koruyucu olarak Kesinlikle. faydalanabiliyorsunuz. Evet daha çok belki de açıklanamayan, patoloji olmayan durumlarda tedavi edici ve e, günlük hayatta da koruyucu sağlık alanı diyebiliriz. Peki hocam, bu bütünsel yaklaşımı göz önünde bulundurduğumuzda günlük hayatta nasıl oturmalıyız, nasıl eğilmeliyiz, nasıl evet. yürümeliyiz? Evet, Bize efendim. böyle birkaç trik verebilir misiniz? Tabii ki. Ben pelvisi yine alayım. E, ...aslında sağlıklı bir oturuş için... ...bakın burada tüberlerimiz var... Ee, ...sizler zaten oturma bilirsiniz... Kemikleri. ...oturma kemikleri Hı. derler buna... ...bizler oturma kemiklerine oturmalıyız zaten... ...oturma kemiklerine oturduğumuz zaman... ...şu dik oturuşta biz oturma kemiklerine oturuyoruz... ...ama ben kaykılmaya başladığım zaman... ...aslında şimdi ne yaptım... ...kuyruk sokumu kemiğime oturdum... Evet. ...biraz daha geriye gittiğimde... ...sakrum dediğimiz bu kemiğe oturmaya başladım... ...ve bu burada hem gereksiz bir basınç oluşturmaya başlıyor... Pelvik taban kasları belki zaten gergin ya da belki ki yeterince güçlü değil. Ee, onlar için de ağrıyı tetikleyici bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Özellikle de işte pelvik taban fizyoterapistlerine kuyruk sokumu ağrısıyla da çok gelirler. Kuyruk sokumu ağrılarını da tetikleyici bir oturuş biçimidir bu. Yanlış oturuştan kaynaklı. Evet eğip kalkarken bir şey kaldırırken otururken kalkarken aslında ben bir şekil size anlatmam doğru olmaz ama bir şey söylemek isterim. Bizim kor stabilizatör kaslarımız var. Yani en derindeki gerçek korse kaslarımız. Biz onları aktif tutabildiğimiz zaman ki pelvik tabanda o kasların bir parçasıdır. Biz o kasları aktif tutarak ve basınç artışı olacak, karın içi bölgede basınç artışı oluşturacak her hareketimizde bu kasları kasılı tutup bir egzersiz eğilme ya da oturmadan kalkma yaparsak, işte o zaman aslında lumba pelvik bölgemizi, bel ve pelvis sağlığımızı korumuş oluruz. Yoksa bu hiç öne eğilmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Öne eğilmek için programlanmış bir bedene sahibiz. Ya da işte yana eğilmek için programlanmış bir bedene sahibiz. Hareket etmeliyiz. Eskiden bel okulları vardı ve işte hiç eğilmeyeceğiz, dik duracağız, çömelerek alacağız denirdi. Hı -hı. Ama bunların artık yanlış olduğunu biliyoruz. Böyle değil, eğileceğiz de, kalkacağız da ama nasıl yapacağız? Doğru kasları aktive ederek bunu yapacağız. Güçlendirerek, değil mi? Evet, abi? evet. Hı -hı. Doğru kasları aktive edeceğiz. Evet. Sağa sola eğilebileceğiz. Kesinlikle. Özellikle oturarak iş yapanlar, şoförler, Ayağa kalkmayı sevmeyip sürekli oturanlar <laughs> hepsi dik oturacak diyoruz. Oturuşa dikkat etmek. Dik oturacaklar. Bir de öncesinde sonrasında sürekli oturmaktan dolayı e, esneme kabiliyetini kaybetmiş olan kaslarını esnetecekleri egzersizleri öğrenip günlük yaşamlarına dahil edecekler. Çünkü iliopsoas kasımız pervisine çok sıkı bir bağ halindedir. Hem de belle de çok sıkı evet. bir bağ halindedir. Ama sürekli oturduğumuz zaman biz onun... Ee, çok daha işte esneme kabiliyetini kaybettiği, kısaldığı demek istemiyorum özellikle çünkü kısalma diye bir şey yok. Esneme kabiliyetini kaybetme diye bir şey var. Ee, bu şekilde bu hale getiriyoruz ve çok daha e, rahat ağrıyabilir hale, alert hale getiriyoruz bu kaslarımızı. Bunları esnetebilir hale geldiğimizde Oturarak işimizi yaparız ama sonra esneriz, dengelemiş oluruz. Biz de hemen oturuşumuzu düzelttik. Verdiğiniz Sefer. bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, birazdan saç dökülmesini konuşacağız. Sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Eda Kıroğlu stüdyomuzda. Şimdi de stüdyomuzda değerli meslektaşım, dermatoloji uzmanı Eda Nezi Kıroğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim sağ çok olun. Hoş, çok hoş çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nazik davetiniz için. En önemli konulardan biri saç dökülmesi. Saçımız en önemli aksesuarımız. Hem kadınların hem erkeklerin. Dolayısıyla dökülmesi de en büyük problemimiz. Hocam saçımız niye dökülüyor? Şimdi o kadar geniş bir konu. Aslında sağlıklı saç zaten kendi gelişim evresinde dökülendir. Yani normalde her insanın saçı dökülebilir. Peki hocam günde kaç tel saç dökülmesi normal sayılır? Yani bunun bir adedi var mı? Evet, ortalama 150 ila 200 saç telinin dökülmesini biz normal kabul ediyoruz. Bu sayı tabii kişiden kişiye, kişinin genetik yapısına göre ee, bulunduğu sosyal ortama göre, gıda beslenme, bazı sistemik hastalıklar, e, bazı ilaç kullanımlarıyla değişebiliyor ve bu sayının artması neticesinde biz aktif saç dökülmesi yani hastalık olarak kabul edebildiğimiz saç dökülmesinden bahsediyoruz. Peki hocam saç dökülmesinde sık yapılan yanlışlar var. Ee, saç dökülmesiyle gelip hemen tedavi almak isteyen bir hasta grubu var. Siz saç dökülmesiyle gelen hastaya İlk önce ne yapıyorsunuz? Hangi tetkikleri? Şimdi e, patolojik olarak kabul ettiğimiz bir saç dökülmesi ise e, tabii ki bunun altında yatan öncelikle sistemik sebepleri incelemek gerekiyor. En sık gördüğümüz e, kansızlık, anemi, hı hı. demir eksikliği, B12 eksikliği, D vitamini eksikliği, çinko eksikliği gibi bazı e, vücudun elzem kabul ettiği vitaminlerin, minerallerin eksikliği ilk önce yapılması gereken incelemeler. Ee, akabinde e, metabolizmayı etkileyen sistemik sağlık problemleri, tiroid, e, yine hormon dengesi, hormonal bozukluklar. Aşırı kilo verme de tetikliyor Tabii ki. ki Aşırı kilo verme vücudu bir nevi yokluğa, yoksunluğa Hı -hı. sokuyor ve bunun neticesinde yine bazı vitaminler, mineraller eksiliyor. Hı -hı. Ve vücut, insan vücudu kendisini korumaya alıyor. E, lüzumsuz gördüğü organı, yani saçtan ekonomi yapmaya çalışıyor ve hemen saçlarda azalma, incelme ve dökülmeye Biz sebep oluyor. <laughs> evet. Evet. E, aşırı kilo alıp verme, vücuda bir stres <laughs> yaptığı için saç dökülmesini artırıyor. Peki psikolojik stresler de saç dökülmesini arttırır mı? Bütün hormonal mekanizmalar, e, stres de tabii ki bunun en fazla tetikleyici faktörlerinden biri. Stresle birlikte e, saç dökülmesi çok yoğun olarak artar. Peki bizim bu her gün yaptığımız maşalar, fönler hocam bunlar da saçı döküyor mu? Aslında e, dışarıdan yapılan işlemler Hı -hı. köke direk kendisi zarar vermez. Ancak bazı kimyasalların kullanılması, saçlı deride bu kimyasal artıkların birikmesi, e, saçlı derideki kan dolaşımının bozulmasına, e, saçlı derideki mikrobiyal flora'nın bozulmasına, ve neticede evet saç dökülmesine sebep olabilir. Dışarıdan uygulanan termal hasarlar, fön, maşa gibi işlemler saçın aslında dışındaki koruyucu kılıfını, koruyucu e, kısmını zedeler. Ve e, bu koruyucu kısımda ayrılmalar, kopmalara sebep olur ve saç kırılır, yapısı bozulur. E, protein denatürasyonu sonucunda da... E, Kökü de etkileyebilir zamanda. Genetik faktörler burada önemli rol oynuyor. Biz böyle aile arasında bir araya geldiğimizde işte saç dökülmesi konusu açıldığında işte annelerimiz anneannelerimiz eskiden işte tokalara sığmazdı, örgülerimiz şöyle kalındı. Böyle muhabbetler oluyor. Yani anneannemin saçı döküldüyse benimki de o yaşta dökülecek mi? Bu genetik mi? Kesinlikle genetik çok önemli. Tüm e, hastalıklarda Hı. olduğu gibi e, çok yoğun saçı olan bir insanın e, aile geçmişinde de yine çok Hı -hı. yoğun bir saç e, var. Hı -hı. E, ama e, dökülme konusunda özellikle beylerde gördüğümüz erkek tipi saç Hı -hı. dökülmesi, tabii ki bu da bizim androgenetik saç dökülmesi ismini verdiğimiz, hormonların idaresinde oluşan genetik dökülme artık eskisi gibi kellikle netice, neti, neticelenmeyebiliyor. Hı -hı. Çünkü artık sebebini biliyoruz, e, genetik bu şekilde diyerek de Önlem almamazlık yapmıyoruz. Bir şekilde bunun için artık kıl kökünde duyarlılığı azaltan bazı tedaviler, ağız yoluyla alınan veya losyon olarak kullanılan veya bizim enjeksiyon yöntemiyle yine kıl köklerindeki duyarlılığı etkileyen tedavilerimizle kelliği bir nevi durdurabiliyoruz. Hı hı. E, ve uzun vadede e, hastanın e, sosyal olarak tabii ki Saçsızlığını önlemiş oluyoruz. Hocam şu anda bütün kadın erkek seyircilerimizin hepsi saçlarını düşünerekten sizi dikkatle dinliyorlar. Evet. Hangi enjeksiyon yöntemleri saç dökülmesinde başarılıdır? Şimdi enjeksiyon yöntemleri tabi e, öncelikle şunu anlatmak lazım. E, neden enjeksiyon yöntemine başvuruluyor? Çünkü e, bu çok önemli. Dışarıdan bir şeyler yaparak Hı -hı. saç dökülmesi durdurulabilir mi? Ne kadar netice elde edilir? Bu bir hastalığı yani bizim patolojik kabul ettiğimiz saç dökülmesini gerçekten durdurur mu? Ee, i̇nsan derisi, saçlı deri özellikle en kalın bölgelerden birisi ve insan derisinin doğal yapısı, kiremit tabakası gibi dış koruyucu boynuzlu tabakası ve diğer tabakalar ve kıl kökünün yerleştiği bölgeye baktığımızda kan damarları, sinir ve esas bizim için önemli olan Dermal papilla kısmı ee, dışarıdan kullandığımız ilaçların e, üst tabakaları geçerek alt tabakada etkili olabilmesi çok zor. Dolayısıyla biz enjeksiyon yöntemlerini e, yapmak zorundayız. Yani bir şekilde köke, köke kadar ulaşmak zorundayız. Çünkü buradan yaptığımız ilaçlar, buradan uyguladığımız ilaçlar maalesef köke e, aktif olarak inemiyorlar. Ee, enjeksiyon yöntemiyle yapılan tedavilerin içerisinde Tabii ki bu da çok geniş bir kategori. Çok basit bir vitamin enjeksiyonu da olabilir. Ee, bu bölgedeki kan dolaşımını arttıran e, kanlanmanın artması demek, e, kökün büyümesi demektir, e, Kanlanmayı arttıran tedaviler ve e, dökülmede esas önemli olan hormonlar, Hormonların e, kök bazında, ...baskılanması bizim en sık yaptığımız işlemler. Enjeksiyonla saçlarımızın dökülmesini durduramadık diyelim ve açılmaya devam etti. Sonuç olarak aklımıza hemen saç ekimi gelecek. Evet. Ne zaman saç ekimi yapılabilir? Hangi hastaya saç ekimi yapılabilir? Şimdi e, tabii ki tabii olarak e, bazı bizim skalalarımız var. E, bayanlar <laughs> ve beyler için e, evet. sınıflandırılmalarımız var. Başlangıç evresinde dökülme tiplerimiz evet, var. Ee, Norwood skolasında olduğu gibi başlangıç kenarlardan açılma daha ilerleme 2A daha sonra 3A. Biz Vertex'e doğru yani hem arkadan hem de her iki lateralden açılmanın artık ilerleyen boyutlarından sonraki evrelerde e, maalesef hiçbir tedavi yöntemiyle yani dışarıdan yaptığımız tedavilerle Netice alamıyoruz. Dolayısıyla artık o aşamadan sonra kökler iyice zayıfladığı için e, kök transferi, halk arasındaki ismiyle tabii ki saç ekimi. Hı -hı. Bunun farklı farklı teknikleri var, farklı yöntemleri var. E, teknoloji çok hızlı gelişiyor bu konuda. E, eskiden çok daha komplike işlemlerdi. Şimdi çok Hı -hı. daha basit kişinin sosyal hayatını evet. 3-5 gün etkileyecek şekilde. O gün şekilde. gidiyor evine Evet kalma. Evet, Rahatlıkla hormon duyarlılığı olmayan bölgelerden e, üst kısımlara kök transferi yapılarak e, kişi hiç saçı dökülmemiş hale gelebiliyor. Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür olun. ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, şimdi sıradaki konumuz tansiyon rahatsızlıkları ve kalp rahatsızlıkları ilgili değerli bilgilerini anlatmak üzere kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik stüdyolarımızda. Kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik, stüdyolarımızda hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben hemen herkesin çok merak ettiği bir konuyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi kalp hastalıkları artık yaş dinlemiyor. Evet. Eskisi gibi 50 60'lı yaşlar değil, 20'li yaşlarda, hatta çocukluk çağında bile başlıyor. Özellikle hipertansiyon son dönemlerde toplumda çok sık görülmeye başlandı. Belki de önceden tanısı konulamıyordu ya da hastalar fark etmiyordu. Siz klinikte nasıl gözlemliyorsunuz hipertansiyon hastalığı? Şimdi e, tansiyon hastalığı e, ülkemizin en çok olan yani en sık görülen hastalığı. Ki dahiliye polikini kardiyoloji polikliniyle 40 yaş üstünde başvuranların hemen hemen %60-70'inde tansiyon vardır ki çoğu tansiyon şikayetiyle gider. Tansiyon yani nedir aslında? Tansiyon e, vücudumuzdaki damarların içindeki basınçtır. Bu basınç normal basınç 12 büyük tansiyon dediğimiz 12 ve 6'dır. ideal dediğimiz 12 13, küçük basıncı ise de küçük tansiyon dediğimiz durumda 8 8 7. Yani büyük tansiyon 12 13, küçük tansiyon 8, 7 ve 8 ise biz normal kabul ediyoruz. Eğer 14'ün üzerinde ise tansiyon hastalığına aday, 15'in üzerinde ise de tansiyon hastası diyoruz. Küçük tansiyonda 8 9'un 9 ise tansiyon hastalığına aday onun üzerine yani 9'un üzerinde ise de tansiyon hastası diyoruz. Şimdi aslında e, şudur. Yani hastalarımızın çoğu poliklinikte hiçbir yere gitmemiş bize geldiği zaman çoğunda tansiyon hastası ama farkında değildir. Burada bulguları nedir? En çok önemli evet. olan odur. Hasta hani ben tansiyon var mı acaba? Hani ölçmüyordun ama evet. şikayetleri vardır bu günlük yaşamda olan şikayetler olarak değerlendiriyor. Mesela bir vaka üzerine örnek verirsem 48 yaşında bir erkek hasta bana geldiğinde hasta yani tansiyonunu ölçtüğümüzde 16'ya 10. Büyük tansiyon. 16 küçüğü 10. Hastanın şikayeti şu. Hastasında 7 yıldır bu şikayeti var. nasıl Hocam 7 yıldır diyor ki boynumda şurada bir sertlik hissediyorum. Ara ara ağır oluyor. Ama son 1-2 yıldır diyor nefes darlığı hissediyorum. Mesela bir, kendimi yorduğum zaman bir efor yaptığım zaman bir merdiven çıktığım zaman bir nefes darlığı. Ara arada çarpıntı hissi oluşuyor. Bazen göğsünde baskı hissi oluşuyor. Arada da sol kolumda uyuşmalar oluyor. Bak tipik bütün tansiyon şikayet bulgularını anlattı hasta yani. Sonra Ama 7 yıldır tanık evet, olmamış. Tetkiklerini yaptık. Kalp damarlar temiz, böbrekleri temiz. Ondan sonra ilaç tedavisini verdik. Hasan bütün şikayetleri kontrola çağırdığımızda gayet rahattı, geçti. Bu klasik, basit, tansiyon tanısı alan bir hasta. Hemen hemen her uzman hekimin tedavi edeceği bir tansiyon. Ama burada önemli olan bu tansiyon değil bunu herkes yani bir sağlık hocası da tedavi edebilir bir dahili uzman da bir kardiyoloji hekim Önemli olan şu hastalar hasta tansiyon tanısı almış ilaçlarını kullanıyor ama tedavi olamıyor. Yani tansiyonunu bir türlü onun altına düşüremiyor. Mesela böyle olan 10 yıldır tansiyonu 16'nın altına düş, düşmemiş hasta var. Yani hocam 12, hipertansiyon, 12 görmedim. hipertansiyon tanısı konmuş. Konmuş. İlaç tedavileri başlanmış. ama ilaçlarda fayda görmüyor. Buna rağmen tansiyonlar Aslında tansiyon düşmüyor. tedavisi burada önemli. Evet. Yani hekimin bunu tedavi etmesi önemli. Çünkü diğeri basittir. Yani tüm dünyada rahatlıkla tedavi olabiliyor. Peki bu ne yapmak hastalar, lazım hocam? Bu, bu hastaların dinlediğimde ortak noktası şudur. Bu hastalar bir kez... Ee, sık sık ilaç değiştirmiş. tansiyon düşmeyince sık sık doktoru değiştirmiş. Rutin kendisini takip eden bir doktoru yok. En büyük sıkıntı zaten buradan başlıyor. Hasta ilacını almış. İşte kullanmış. Üç gün sonra tansiyon yine 16'nın altına düşmeyince doktora gitmiş. Gitmiş bir daha aynı doktoruna. İlaçlar fayda etmiyor. Doktor ilaç değişikliğine gidiyor. Yine üç gün kullanmış bir daha gitmiyor. Diyor ki evet. doktorum doktorun verdiği ilaçlar bende başarı yani şey tedavi etmiyor. Başka bir doktora. Bu sefer başka doktor ilaç değiştiriyor. Onu kullanıyor. Yine başarılı olmuyor. Yine düşmüyor tansiyon. Yani başka hasta... belki bu hasta mesela ben bu hasta kaçtı? 42 mi 43 yaşında bir hasta. Belki 20-25 tane doktora gitmiş 10 yıl içerisinde. Artık kendisi de hani bu tansiyonu düşürmek için sürekli arayışta olduğunda medyada, sosyal medyada sürekli takip ediyor. Acaba hani birini bulsam da tansiyon düşürse. O işte bu arada da bize de geldi bir şekilde. Ya bu hastayı dinledim. 10 yıl içerisinde işte 32-33 yaşından itibaren tansiyonu yüksek. Hasta ilaçları bir poşet var bir de listelemiş şeyi kullandığı ilaçları. Sordum bu hasta sen hiç bunlardan bir fayda gördün mü? Yok. Yani bazıları bir, bir iki gün fayda ediyor sonra fayda etmiyor. Bu hasta bütün çoğu tetkik de yapılmış. Kat damarları temiz işte böbrekleri temiz hepsi yapılmış. Sonra bu hastaya yapılmayan tetikler yaptım. Bu hastanın bütün göğüsten karın bölgesine kadarki bütün damarlarına baktım. Böbrek üstü bezlerine baktık. Bir de 24 saat idrar takibi yaptık. Sonra 24 saat idrar takibinde, hani siz de hekim olduğunuzu bilirsiniz. Adrenalin, nöradrenalin, valin mandalik asit oranı yüksekti. Bu hastanın vücudunda bir yerinde belki nohut kadar bir kitle salgı yapıyor durmadan adrenalin nöroadrenalin dopamin salgıladığı için bu hastanın tansiyonu sü sürekli yüksek. Verilen ilaçların hiçbiri fayda etmiyor. Daha sonra bu hasta bu o, o kitlenin salgıladığı hormona yönelik tedavi başladık. Hastanın tansiyonu 12-13'lere çektik ki 12'lere de düştü. 12'lere düşünce de hasta 10 yıldır 16'lık tansiyona vücut alıştığı için bu sefer de hastanın dengesi bozuldu. Halsizlik, yorgunluk şu bu işte kademel kadem takip ettik. Şimdi hasta gayet rahat. Doğru tedavi evet. buldu. Doğru tedavi ama işte bu da etiyolojiye yönelik evet. gidersen. Evet. Yani Doğru, eğer canım. bir hipertansiyon evet. hastasının tansiyonu düşmüyorsa ilaçlara rağmen, evet. Orada Başka bir altta bir neden var, yani. neden var. Bazen de nedeni bilinmeyen bir nedendir ki o da daha çok sinir sistemine, yani hastanın psikolojik yapısına bağlı olan tansiyonlardır ki ona yönelik tedavi oluyor Ki psikiyatriye gittiği zaman onların da tansiyonu düşüyor. Tabii hocam şunu da vurgulamak lazım. Bir hekime düzenli gitmek, verilen ilaçları yani, uzun yani, süre doğru düzenli oldu. kullanmak. Mutlaka. Hekim takip ediyor hastasını. Bunu vermişim, bunu Hı -hı. verdim, bunu verdim, bunu verdim. Başarılı değilse bu da mutlaka bir nedeni vardır, araştırır. Ama durmada hekim değiştirirsen hasta kaybediyor. Bir de bu tansiyon konusunda yine bir hatırlıyorum. Bir de hiç tansiyon hastası değildir. Özellikle 40-45-50 yaşlarında görülen hastalarda tansiyon bir yükselir birden düşer. Hastası bir ay içerisinde 2-3 defa belki acile gider yüksek tansiyon Normal tansiyon 11-12 iken birden bir akıyorsun 18 oluyor. Kalk. Ama burada şu önemli. Hiç tansiyon hassas değilsiniz. Hiç tansiyon ilacı kullanmıyorsunuz. Eğer tansiyonunuz birden yükselip birden düşüyorsa mutlaka bir kalp damar hastalığı olma ihtimali yüksek. Evet. Özellikle belli bir yaşta da gelmişseniz bununla beraber eğer diyabetiniz varsa ya da ailenizde birinde kalp damar hastası Anji olmuş, stent takılmış ya da bypass Hı. olmuşsa mutlaka mutlaka Mutlaka'da o başladım. hastalarıma kesinlikle bir kardiyoloji doktorunu görünmelerini öneriyorum. Evet şimdi ben bir kardiyoloji doktoru bulmuşken soracağım. Hocam benim de yemeklerden sonra çok sık yaşadığım bir şikayet kalp çarpıntısı. Ki bazen karın ve mide ağrısı da olabiliyor. Bir de bunun sebeplerini bize anlatabilirseniz. Evet şimdi e, mide ağrısı beraberinde çarpıntı işte yemek yedikten sonra ağrı olması bu genelde kalp damar hastalıklarıyla da karışıyor. Hı bazen sırf mideye bağlı olarak bu ağrılar oluyor. Bazen de damar hastalıklarında, kalbin damar tıkanıklığı, darlıklar olduğu zaman da bulgu aynı bölge, komşu bölge olduğu için bulgu Hı -hı. verebiliyor. Şu şekildedir. Bunda iki vaka üzerine anlatayım daha net anlaşılırsa. Evet. Mesela bir hastam 65 yaşında hasta sürekli eşini kaybediyor. Eşini kaybettikten sonra evden dışarı çıkmıyor. Yani bir depresyon sürecine Hı -hı. giriyor ama bu sırada da Sürekli göğüs ağrısı oluyor, mida ağrısı oluyor, onda nefes alamıyor, tansiyonda bir dengesizlik oluyor, çarpıntı oluyor. Hı hı. Bu hastamızda çocuklar da sürekli üzerine düşünce götürüyorlar, bütün tetkikleri temiz temiz hı hı. bir sıkıntı. İlaç veriyorlar, fayda görmüyor. Sürekli hasta artık sürekli benze, aynı doktorlar gittiği için hı hı. doktorlar psikolojik diyor, çocuklar da psikolojik diyor. Yani artık e, evde de sürekli rahatsız olduğunda çocuklar dayanamıyor, doktora götürüyor. Hı hı bir şekilde bize geldi. Bize geldiğinde şunu dedi. Hocam dedi ya dedi ben rahatsızım yani. Gidiyorum bir şeyim yok. Ben rahatsızım ama karnım şişiyor, nefesim daralıyor, tansiyonum yükseliyor, düşüyor. Ben gidiyorum artık doktorlar bana inanmıyor, çocuklarım da inanmıyor. Beni bu dertte kurtarın. Baktım bütün hastanın testleri yapılmış. Tansiyonu tedavisi verilmiş. Tamam tansiyonu koşu bandı normal, MPS normal, karın bölgesinde bütün ultrasonlar tetkikleri normal. Evet. Sonra hastaya e, yapılacak, yapılacak tek yapılmayan bir MPS vardı. Miyokard perfüzyon sindi onu yaptırdık. Ondan sonra orada bir damarda sık şey MPS'nin sonucu sıkıntılıydı. Sonra hang, hastayı anjiyo aldık. Hastanın iki damarı tıkalı. Biri %90, biri %80. Yani hocam yine alttan bir sebep evet. çıktı. Şimdi, Sebepsiz evet. hiçbir şey olmuyor. Şimdi 3 yıldır evde çıkmayan hasta. Hı hı. Ondan sonra o stentleri taktıktan sonra şimdi içeri girmiyor. Çok Kalp sağlığı çok yani, önemli. Evet. Yapıyorsun. Yani bazen de işte bu hastalarda nedir? Ee, yani bulgu veren, tanı konulmayan evet. hastalar oluyor. Evet. Hocam bu yoğun temponuzda bize vakit ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür evet. ederim. Çok teşekkür, bu teşekkür ederim. ederiz. Bu hafta yine dop dolu bir program geride bıraktık. Haftaya yepyeni konu ve konuklarımızla biz yine burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.